Abdulla Uzba, Samarqandi ve ularının atrofu degilige nisbeten ucu işe açılışı başlar. Ki Özbekistan'da aranan cihatçılar bugün Türkiye'de. Evet. Kim mesela? Susan Abdullah Zufar, Sadık Samarqandi, Abu Salah. Bunlar şu anda Türkiye'de ve Suriye'ye cihatçı devşiriyor. Bu kişiler nasıl yapıyor bunu? Türkiye'de bulanı ucu biti açılı gördü. Abdullah Zufar denilen kişi Suriye savaşçı gönderme işinde yer aldığına dair de şey var, bağlantıları var. Bunlar kança kançadan bizi yaşlarımızı Suriye'de olup geçişe sebepçi oldu. Ve Abdullah Zufar Suriye asker göndermekle bilinen birisi. Kogarlarını cihatke çakırıp özlüğü Türkiye'de mazakıp oturganı uçuna. YouTube videosundakini gösterebilir misiniz? Abdullah Zufar kimdir diye kendisini tanıtırken yayınladığı fotoğrafı da var. Öz manfaati yolunda halkta insanlarını kurban kıladigenlerine asıl başarısını yeri bir madde kursu veremez. Türk televizyonu da Samarqandi Abdullah Zufar hakkında açık aydın iş hareketleri başlangan hakkında video. Merhaba. İstanbul'da yaşayan cihatçı Sadık Samarqandi'nin Suriye'deki terör gruplarına adam toplamakla iştigal etti. Shuhrat Musayev. Men bilasizlar, ko'p yildan beri xalqimizga qilinayotgan ijtimoiy xurujlarga qarshi kurashib kelganman. Siyosiy xurujlarga, diniy xurujlarga qarshi kurashib kelganman. Buni meni oldindan ko'rib biladigan o'sha do'stlarim, obunachilarim uni bilishadi. O'zingizlar juda yaxshi bilasizlar, o'sha salafiy xavorij deymiz, xavorijlarga xususan Abdulloh Zufar, Sodiq Samarqandi, Abu Saloh Muhayisini, Abdulturob va hokazo deganlariga qarshi juda ko'plab dalillari bilan, isbotlari bilan videolar chiqarganman. Bular qancha-qanchadan bizni yoshlarimizni Suriyada o'lib ketishiga sababchi bo'ldi. Qanchadan-qancha oilalarni yostig'i qurib ketdi. Qanchadan-qancha onalar farzandsiz qoldi. Inshaalloh bular qiyomatda javob beradi. Qolganlarni jihodga chaqirib, o'zligi Turkiyada mazza qilib o'tirgani uchun ham. Aslida menga juda ham ko'p o'sha paytda insonlar aloqaga chiqib, Telegramlardan yozib, Shuhrat, rahmat ko'zimizni ochganing uchun deganlari juda ko'p bo'lgan. Xususan meni o'ldirib ketamiz ham deyishdi, boshqa ham qilishmoqchi bo'lishdi, hamma narsa qilib ko'rishdi. Videolar qilib, Suriyadan har balo bo'ldi o'sha paytda. Lekin men qaytmadim, to'xtamadim va inshaalloh mana bugunga kelib yana bir marotaba sizlarni ogohlikka chaqirib va sizlarga yana bir dalilni qo'yib beraman. Hozirgi kunda Turkiyada istiqomat qilib keladigan o'sha Abdulloh Zufar, ya'ni men tengi bola u. U katta shayxul ulamo emas. Men tengi bola. Abdulloh Zufar Samarqandi va ularni atrofidagilarga nisbatan o'sha ish ochilishni boshladi. Ularni faoliyatini o'rganishyapti va ularni haqiqatdan ham ishitga chaqirayotganini, haqiqatdan ham O'zbekistonni yoshlarini o'shaqa borayotgani haqida mana sizlarga men video qo'yib beraman. Shu videoni tomosha qilasizlar. Turkiyada bularni o'zi beti ochilib bo'ldi. Bular bekinib, o'zligiga addinli to'chkalar qilib olib, addinli masjidlar qilib olib, da'vatlarni o'sha yerda qilib, yoshlarni programmalashtirib, Suriyaga jo'natishayotgandi. Inshaalloh yana bir marotaba shu insonlarga, ya'ni inson qiyofasidagi shaytonlarga nisbatan gapirganimmi dalili bu sizlarga. Men juda ko'p marotaba ogohlikka chaqiraman xalqimizni, o'rtoqlar, chiqib gapiryapti. Boshqa qovatda bu ishoninglar 99% sizlarni kelajagingizlar yoki sizlarni ertangi kuningizlar uchun emas, o'zligini manfaati uchun. O'z manfaati yo'lida xalqqa insonlarni qurbon qiladiganlarni asl basharasini yana bir marta ko'rsatib beraman. Turk televideniyasida Samarqandi Abdulloh Zufar haqida ochiq oydin ish harakatlari boshlangani haqida video. Marhamat. Murat. Gitmeden reklama dedin ki Özbekistan'da aranan cihatçılar bugün Türkiye'de. Evet. Kim mesela? Bu iki kişi, benim bulduğum iki kişi, özellikle şöyle bir şey var. Bu kişiler Özbekistan İçişleri Bakanlığı tarafından aranan ve kellelerine ödül konur denir ya, tabir budur. İhbar eden veya yakalayan ya da bununla ilgili bilgi veren kişiler de ödül veriyor ayrıyetten. Şu anda İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde, Özbekistan İçişleri Bakanlığı resmi sitesinde
duruyor bu kişilerin fotoğrafı. Bakın 15 Mayıs'ta bir operasyon yapılıyor yerel basında 2020 yılında. Taşkent'in Almazor ilçelerinde bir operasyon gerçekleştiriliyor ve Tevhid ve Cihat Sekreteri arasına bağlı kişiler operasyonu düzenleniyor. 11 kişi tutuklanıyor orada. 11 kişinin dışında Türkiye'de ikamet eden İçişleri Bakanlığı ve buna bağlı haberlerde çıkan bilgi aynen şöyle. Rapora göre grubu kuran kişinin şu anda Suriye ve Türkiye'de ikamet eden aslen Kırgızistanlı olan Ebu Salah lakaplı aşırı dinci hareketlerin ve terör örgütlerinin ideolojik lideri Sirojettin Muhtarov olduğu belirtildi. Onun yanı sıra Özbekistan vatandaşı Zafir Gaharov takma adlı Abdullah Züfar. Evet. Ve bu isim kritik bir isim. Sadık Muhammadiyev takma adlı Sadık Semerkandi. Bunlar şu anda Türkiye'de ve Suriye'ye cihatçı devşiriyor diyor. Bu kişiler nasıl yapıyor bunu? Evet, o fotoğraflar. O fotoğraf Abdullah. Bu Sadık Semerkandi. Diğeri Abdullah. Diğerini gösterelim. Diğeri de Abdullah Züfar. Bu Abdullah Züfar'ın arandığına bakın bu. Abdullah Züfar bu. Yanındaki de şu anda İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu fotoğrafı. Az önceki YouTube videosundakini gösterebilir misiniz? Abdullah Züfar kimdir diye kendisini tanıtırken yayınladığı fotoğrafı da var. Burada da tabii YouTube'da birçok videosu var ve bu konuda yayınlar yapıyor. Tabii ki bunu bu kişi şu anda Türkiye'de Başakşehir'de. Başakşehir'de ve Kayaşehir'de. Evet. Bununla ilgili de tabii ki orada bir dernek adı altında faaliyette oldukları dernekte Hanifilik üzerine, görünüşte Hanifilik üzerine tırnak içerisinde ilmi eğitimler verdiği iddia ediliyor. Sözde yardım yapıyorlar. Sözde yardım yapıldığı, Özbekistan ve Kazakistan'dan gelenleri orada ve hatta Çeçenistan'dan gelenleri orada ağırlayarak, ki Selefi ya bunlar, camiler çok yakın olmasına rağmen, 50 metre yakında camilerin olmasına rağmen orada dini eğitimleri verdiği iddia ediliyor. Murat bir dakika. Bu kişi kim? Siz bu kişiyi araştırdınız. Evet şimdi şöyle ismini verdiği kişi aslında bu Abdullah Zufar'la yolları böyle yakın zamanda kesişmiş değiller. Aslında eğitimlerinde LSD radikal fikirler okumuşlar. Abdullah Zufar denilen kişi Suriye savaşçı gönderme işinde yer aldığına dair de şey var, ikisi bağlantıları var. Dolayısıyla hemen aklımıza şu geliyor. Ben bölgede çok geziyorum çünkü oranın eski ilçe başkanıyım bu arada. Kayaşehir'de hep şu derler. Burada belli bölgelerde belli insanlar belli zamanlarda kayboluyorlar ve tekrar geri geliyorlar. Böyle bir şey var. Durum var. Dolayısıyla şimdi bu iki bağlantı, iki kişinin bu bağlantısı bir kere aslında vatandaşların kendi aralarında konuştukları şeyin gerçek bir temel olduğunu gösteriyor. Abdullah Zufar'la radikal fikirler okuyorlar LSR'de ve Abdullah Zufar Suriye'ye asker göndermekle bilinen birisi. Onu söylemem gerekir. Bu dernekle ilgili raporda da şunu söylüyor Sayın Vekil. Özbekistan'ın raporunda mı? Evet, Özbekistan raporda diyor ki resmi raporda Zafir Gaharov takma adlı Abdullah Züfar ve Sadık Muhammadiyev takma adı Sadık Semerkandi. Evet. 15 Mayıs'ta yayınladığımız listede yer alıyor. Bölgesel Tehditleri Araştırma Merkezimiz 4 yıl önce yayınladığı makalede 2017'nin başına kadar İstanbul'da yaşayan cihatçı Sadık Semerkandi'nin Suriye'deki terör gruplarına adam toplamakla iştigal etti. Bakın Özbekistan İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı rapordan bahsediyoruz bunu. Bunu oradaki yerel basında medyasına taşımış yüzlerce haber var zaten. Belli ki belli organizasyonlar var. Geliyorlar, gidiyorlar, koruyorlar. Onu söylemem lazım. İkincisi dernekte başka bir şey var. Dernekte girerken X-ray cihazı var, kontrolü var. Dernek kendi içinde bir güvenlik tedbiri alıyor. Ya yani dernek hani böyle normal hayır derneklerinde X-ray'den falan geçiyor musunuz siz? Hayır. Geçer misiniz? Evet, ama bu derneğin girişinde fotoğrafları var. X-ray cihazında arama var. Öyle mi? Evet. Bu özellikle Sadık Muhammediyev'in olduğu dernekte X-ray cihazı var. Onun da fotoğrafları vardı aslında. Onu söylemem gerekir size. Ben birkaç şeyi belirteyim. Bakın sizin dediğiniz nokta doğru. 100 metrelik alanda aşağıda yukarıda
3 cami var ama bir mescit kullanıyorlar bunlar. Kendi aralarında yapılan maçın. Bu önemli. Sonra belli bölgelerde varlar. Kayaşehir'in oralarda normalleri oturuyor. Ama mesela bunların şeyhleri ve zenginleri orada meşhur bir residence var. O residence oturuyorlar. Havuzları falan olan. Böyle bir bölge var. Külliye var mı orada? Bir külliye olduğu iddia ediliyor. Külliye değil ama belli binalarda bunların kullandığı alanlar var. Blokların alt kısmında binalarda. Ne demek yani? Sığınak gibi mi? Sığınaklarda, belli dairelerde. Yani işte atıyorum 4 dairenin olduğu bir katı almışlar falan. Bunların bir kere para problemi yok. Burası mı? Evet, bu bloklar onlardan, o bölgedeki böyle bloklarda varlar. Bunu belirtmem lazım. Ve kiraladıkları derneklerin olduğu yerler... 3 ayrı dükkan kiralamışlar. Öyle 5 bin lira, 3 bin lira kirayla tutacak yerler değil. Kiraları çok pahalı. 20 bin liradan, 25 bin liradan bahsedilen kiralar var. Ve oradakiler diyor ki bu adamlar spor salonlarında, bakın görüldükleri yerler, AVM merkezlerinde ve camilerde gözüküyorlar. Peki bu para nereden geliyor? Bazen bunların elinde kat kat paraları dağıttıklarını görüyoruz diyorlar. Ve ödemeler genelde peşin yapılıyor ve dolarla yapılıyor. Şimdi ben en son bir sitenin, bakın Kayaşehir'deki yabancı nüfusundaki güvenlik açısından söylüyorum, sayısını söylüyorum. 808 daire var bir sitede, sayı veriyorum. 154 tane yabancının kayıtlı olduğu tespit edilmiş. Ama 60 tane kayıtsız var. Ve site yöneticilerine göre oradakilerin, kayıtsız olanların çoğunluğu da yine yabancılar. Peki bu 60 kayıtsız kim? Sorması bu gereken, kayıtsızlar ilk tabii, söylediğiniz 2-3 ay gidip işte savaşıp o, dönenler. Belki de geri gelenler var. Ya bunu, bu konuştuklarımı Kayaşehir'de, daha önce Kayaşehir öncesinde de Onurkent civarında, yine Başakşehir'in bölgesinde herkes biliyor ve konuşuyor. Onu söylemem gerekir size. Ben birkaç şeyi belirteyim. Bakın sizin dediğiniz nokta doğru. 100 metrelik alanda aşağıda yukarıda 3 cami var ama bir mescit kullanıyorlar bunlar. Kendi aralarında yapılan maçın. Bu önemli. Sonra belli bölgelerde varlar, Kayaşehir'in oralarda normalleri oturuyor. Ama mesela bunların şeyhleri ve zenginleri, orada meşhur bir residence var. O residence'da oturuyorlar, havuzları falan olan. Böyle bir bölge var. Külliye var mı orada? Bir külliye olduğu iddia ediliyor. Külliye değil ama belli binalarda bunların kullandığı alanlar var. Blokların alt kısmında binalarda. Ne demek yani? Sığınak gibi mi? Sığınaklarda, belli dairelerde. Yani işte atıyorum 4 dairenin olduğu bir katı almışlar falan. Bunların bir kere para problemi yok. Bura mı? Evet, bu bloklar onlardan, o bölgedeki böyle bloklarda varlar. Bunu belirtmem lazım. Ve kiraladıkları derneklerin olduğu yerler... 3 ayrı dükkan kiralamışlar. Öyle 5 bin lira, 3 bin lira kirayla tutacak yerler değil. Kiraları çok pahalı. 20 bin liradan, 25 bin liradan bahsedilen kiralar var. Ve oradakiler diyor ki bu adamlar spor salonlarında, bakın görüldükleri yerler, AVM merkezlerinde ve camilerde gözüküyorlar. Peki bu para nereden geliyor? Bazen bunların elinde kat kat paraları dağıttıklarını görüyoruz diyorlar. Ve ödemeler genelde peşin yapılıyor ve dolarla yapılıyor. Şimdi ben en son bir sitenin, bakın Kayaşehir'deki yabancı nüfusundaki güvenlik açısından söylüyorum, sayısını söylüyorum. 808 daire var bir sitede, sayı veriyorum. 154 tane yabancının kayıtlı olduğu tespit edilmiş. Ama 60 tane kayıtsız var. Ve site yöneticilerine göre oradakilerin, kayıtsız olanların çoğunluğu da yine yabancılar. Peki bu 60 kayıtsız kim? Sorması bu gereken, kayıtsızlar ilk tabii, söylediğiniz 2-3 ay gidip işte savaşıp o, dönenler. Belki de geri gelenler var. Ya bunu, bu konuştuklarımı Kayaşehir'de, daha önce Kayaşehir öncesinde de Onurkent civarında, yine Başakşehir'in bölgesinde herkes biliyor ve konuşuyor.